Doğrudur. Silah bana ait. Yani bana ait derken... Bundan 3 sene önce bana verilen silahlardan biri o. O bana ait dediğin silah. Ziya Cebran. Gerilim hattının orada bulundu. Buna ne diyeceksin? Bundan yaklaşık 1 sene önce silahlarım çalındı. Ben de bizzat buraya gelip bu tutanağı tutturdum. Ona ait belge. Ya mühimmat? Patlayıcılar? Benim patlayıcılarla işim olmaz. Yani her türlü silah vardır ama patlayıcı yok. Bu arada hazır silah demişken size bir hoş geldin hediyesi vermek istedim. Yani öyle çiçekli çikolataydı yakışık almazdı. Ben de sordum, soruşturdum. Barış Binbaşı neden hoşlanır diye. Oğlum. Bekle hele kardeşim, nereye dalıyorsun? Komutanım. Size layık değil ama küçük bir hediye. Teşekkür ederim. Ama kabul edemem. Komutan, seninle tanışıklığımız pek hoş olmadı. Ama buralarda hediyeyi geri çevirmek yakışık almaz. Hakaret sayılır. 657'ye göre de menfaati sayılır. Anlamadım. 657 diyorum. Kanun aynen şöyle der. Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya menfaattir. Bu da bana hakarettir Ziya Cebran. Ama bunu benim için saklarsanız, burada işim bittiğinde, görevim sona erdiğinde gelip sizden alırım. Elbette komutan, seve seve. Ama o vakit geldiğinde vermek ister misin onu bilemem. İkimiz de bu işin böyle olmadığını biliyoruz Ziya Cebran. Hangi iş? Silah işi. Bu işin altında bir bit yeniği var. Var ama nedir ne değildir onu bilemiyorum. Şu an elimin kolu bağlı. Kızı vermedim diye böyle yapıyorsunuz değil mi?